sevgili RTV izleyicileri. Kadın Farkı programına hoş geldiniz. Bugün programımızda kıymetli bir yazarı Ayşe Kunu'yu ağırlayacağız. Kendisiyle telif gelirleri Mor Çatı Vakfı'na adanacak olan Doğdum Kızım isimli kitabını ve yazarlık serüvenini konuşacağız. Hoş geldiniz sevgili Ayşe Kunu programımıza. Merhaba, hoş bulduk. Doğdum Kızım geçtiğimiz günlerde Everest yayınlarından yayınlandı. Buradaki öykülerin ve kitabın kendisinden biraz bahsedebilir misiniz? Gayet tabii. Doğdum Kızım taze bir kitap değil. Bir dakika, içinde yazıyor galiba ne zamanlar. 1998 yılında Geniş Zamanlar adlı bir hikaye kitabım vardı. 2006 yılında da Bir Varmış Bir Yokmuş diye bir hikaye kitabı daha yazmıştım. Ve bunların çoğunluğu kadın öyküleriydi. Hatta hepsi kadın öyküleriydi. Çünkü kadınların horlanmaya başladığı yıllardı onlar. 2006'da artık iyice su yüzüne çıkmıştı kadın cinayetleriyle falan. Böyle bir kitap yazmayı demek ki ihtiyaç olarak görmüşüm. Aradan yıllar geçti. Ben daha çok roman yazar oldum arada. Ama bu sene o kadar her gün farkında mısınız bir veya iki kadın öldürülüyor. Evet. Bu da duyduklarımız yani herhalde duymadıklarımız da gözden kaçanlar da oluyordur arada. Eskiden bunlar daha çok şeyde kırsal kesimde yaşanırdı. Üstü kapatılırdı filan. Artık şimdi kırsal kesim kalmadı. Bütün kırsal kesim İstanbul'da ve büyük şehirlerde yaşıyor. Dolayısıyla yani kırsal kesimli insanlar olması da şart değil. Şiddet içeren bir toplum haline geldiğimiz için kadınlara her gün kuş gibi avlıyorlar, yazık oluyor diye düşündüm. Bir de tabii bunların kurtuluş noktaları pek az. Mor Çatı onlardan biri. Var eminim, daha başkaları da var ama ben Mor Çatı'yı biliyorum, onu duymuştum. Bu size demin sözünü ettiğim kitaplardan ikişer tane öykü seçtim. Benim yayın evim böyle ince kitaplar dizisi başlattı. Özellikle bu kağıt fiyatları artınca insanlar daha kolay okuyabilsin, daha ucuz olsun diye kitaplar düşündü herhalde. Bir de tabii çantaya falan sığıyor, kolay taşınan kitaplar. Ben de bu fırsattan istifade ederek bu iki kitaptan seçtiğim 4 adet öyküyü, 2-2 tamamen kadınlara ilişkin toparlamak istedim bir kitapta. Adını da Doğdum Kızdım koydum. Bu da benim gene kadınlarla ilişkili bir şiirimden ilk satırı. Bunun gelirini de Mor Çatı'ya bağışlamak istedim. Evet, çok güzel bir... 13'ün yazdım. Dilerim bütün kadınlar bu kitabı alır. Bu kitap aldıkça Mor Çatı'daki yardıma muhtaç hemcinslerimize yardım artacak diye düşünüyorum. Çok güzel örnek ve hareket. Size Mor Çatı'dakiler ve kadınlar adına teşekkür ediyorum. Peki kadına şiddet ve kadın meselesi, kadınların horlanmaya başladığı, yavaş yavaş su yüzüne çıktığı bazı şeylerin yıllardan bahsettik. Daha önce kadın meselesi, kadın konusunda kadına şiddete karşı duyarlılığınız ne ölçüdeydi? Şimdi ben kendi doğup büyüdüğüm evde ve muhitte hiçbir şiddet görmeden yaşamış olduğum için böyle bir şeyin bilincinde değildim. Ama hayatın içinde yaşarken her şeyi öğreniyorsunuz. Bir de şeyin genişlemesinden yani televizyonların ve bu medyanın, sosyal medyanın ortaya çıkmasından zaten insanlar birbirine bağlandılar. Güneydeki, kuzeydeki, Çin'deki, Hint'teki herkes ne olup ne bittiğini dakikalar içinde öğrenebiliyor. Böylece gerçekler ortaya saçılmaya başladı. Birçok ülkede kadına şiddet var. Daha az eğitimli ülkelerde ve daha mutasip kelimesini kullanayım. Hani tedbirli olmak adına ülkelerde kadına şiddet daha sık da görülen bir şey. Çünkü üç tanrılı dinlerde biliyorsunuz erkekler hakim. Ama bu sadece üç tanrılı dinlerde değil, nereden bakarsanız bakın kadına şiddet çok uzun zamandan beri erkeklerin kendilerini meşru hak olarak gördükleri bir şey. Bir tane size örnek vereyim. Hindistan'da ölen erkekleri karılarıyla birlikte gömüyorlardı çok yakın tarihe. Yani çok yakın tarih dedim, 50 yıl öncesine kadar. Artık bugün yapılmıyor, bu bir gelenek.
Yani kocan öldü, sen de beraber mezara ona olan hizmetlerini devam ettirebildir diye. Çin'de kadınların ayaklarını işte Blue çağına girdikleri günlerde küçücük kutulara tıkıştırıyorlardı. O ayaklar düşünün, yani gelişmekte olan bir ayak gelişemiyor, kutunun içinde kalıyor. Neden? Çünkü erkekler küçük ayak seviyor Çin'de. Bu da bir gelenek, bu da dinin emrettiği bir şey değil. Ama bu, yani insanlar geliştikçe dünyadaki özgürlük hareketleri, hakkaniyetler yerlerini aldıkça bunlar terk edilmeye başladı. Çin'de bugün ayağını artık kutuya sokarak büyümüş bir kadın bulmak mümkün değil. İnsan zamanına uyuyor. Bizim memleketimizde de töreler var. Din zannettikleri, dinle alakası olmayan duruşlar var. Bütün bunlardan dolayı kadınları iteliyorlar, kakalıyorlar. Bütün dünyada zaten kadınlar her zaman haklarını çok çalışarak almak zorunda. Yani savaşarak almak zorunda kaldılar. Böyle tüfeklerle savaştan bahsetmiyorum ama meydanlarda işte kimi atların altında kalıp ezilerek öldü hakkını ararken, kimi kendini parlamento parmaklıklarına zincirledi dikkat çekebilmek için İngiltere gibi bir memlekette. Ama kadınlar haklarını söke söke almaya başladılar. Allah şükür benim ülkemde de aldılar. Hatta Cumhuriyet öncesi başlamış çok önemli bir kadın hareketi var. Yani kadınlar o 1914 yılında üniversiteye ilk giren kadınlar 3-4 tane bile olsa bu hakkı elde ettiler. Sonra bizim siyasi haklarımızı tepsi üstünde bize sundu Atatürk'ümüz. Ama ondan önce de bayağı ciddi bir kadın hareketi var. Osmanlı İmparatorluğu'nda ayaklanmaları bile var. Yani evet. Çalışabilmek için o haklarını da söke söke almışlar. Çünkü bütün erkekler savaşa gitmiş Balkan Savaşı sırasında. Artık kimse kalmamış evlerde. Açlıktan ölecek halleri yok. Hristiyan kadınlar çalışabiliyor. Bunlara yasak. Bunlar da bir eylem yapmış. Yapabilmişler o dönem bir eylem. Ve düşünüyorum da yani biz bugün Taksim Meydanı'nda eylem yapamıyoruz. Demek ki... Evet, bugün kadın hareketinin ve bunun karşısına dikilen ataerkil, yani Türkiye'deki ataerkil zihniyeti ve iktidarın politikalarını nasıl buluyorsunuz? Şimdi iktidarın politikalarını sizi ve kendimi zor durumlara düşürmemek için... Kadın konusunda diye sınırlayayım. Ondan kadın konusu üstüne düşüneyim. Çünkü biliyorsunuz bugün artık konuşmak da zor, fikir beyan etmek de zor. Her şey bir ihanet veyahut bir işte memleketini... şiddet, hiddet, ayaklanmaya teşvik etmektesin gibi bir başlık altında toplanıp başına türlü belalar gelebiliyor. Onun için şöyle söyleyeyim, bunlar ters tepen şeyler. Bunlar hiçbir zaman ters tepmediği görülmedi, görülmemiştir. Size dediğim gibi bütün bu gelenekler de, hani dinden kaynaklanmayan gelenekler de bırakıldı. Dinden kaynaklananlar da, mantıklı olmayanlar yavaş yavaş şeyden kalkmaya başladı. Bu böyle olmaz, böyle gitmez. Bunun bir sonu mutlaka gelecektir. Biz umutla ve sabırla bekleyeceğiz o günün gelmesini. Ama kadın hakları kağıt üstünde var. Evet. Ama İstanbul Sözleşmesi'ne... İstanbul Sözleşmesi'nde evet maalesef İstanbul Sözleşmesi'nde vardı ama biz vazgeçtik ondan. Geri almamız mümkün. Ondan da olmuyor. Bu zihniyeti küçük yaştan itibaren değiştirmek lazım. Bakın ben ne yaptım? Dördüncü sınıftaydım. İlk defa tarih, coğrafya, ilkokul 4'ten bahsediyorum. Benim zamanımda 5 sene okunurdu ilkokul. Sonra 3 sene ortaokul. 3 veya 4 sene de lise. Ben 4 sene okuyanlardanım. 4. sınıftaydım. Küçük bir kızdım. İlk din dersimizi gördüğümüz vakit ben ne öğrendim o din dersinde? Kitaplarımız vardı. Bizim dinimizin peygamberimiz, peygamber efendimiz... Zin eşi bir tüccardı
kervanları olan, Hatice anamız kervanları olan bir hanımdı. Ve bizim peygamberimiz de onun kervanlarını sek ve idare ediyordu, yanında çalışıyordu yani. Derken o hayatını okuyorum. Eşlerinden bir tanesi Arapların ayaklarına giydikleri sandalları, ayakları yanmasın diye kumun üstünde, onlara yemeni deniyor galiba, onları imal ediyordu. Benim adını taşıdığım eşi Ayşe, Ayşe anamız, devesinin üstünde savaşa gidip savaş idare etti. Neymiş? Demek ki kadınlar Peygamberimiz Efendimiz'in zamanında tüccar olabiliyormuş, imalat yapabiliyormuş, komutan olabiliyormuş, savaşa katılabiliyormuş. İşte cemiyet hayatının içindeymişler, değil mi? Bugün bu kadınları cemiyet hayatının evleri hapsetmek, sizin işiniz sadece çocuk doğurmak ve kocalarınıza hizmet etmektir demek ne kadar yanlış. Yok böyle bir şey bizim kitabımızda. Ama biz okuduğunu anlamayan, yani kutsal kitabını başka dilde okuyan tek milletiz. Arapça biliyor muyuz bilmiyoruz. Evet. Ama yani eski harfler de kalmış olsa Arapça bilmiyoruz. Biz Türk'üz, dilimiz Türkçe. Okumadığımız, anlamadığımız bir şeyi bize kafasına takkeyi geçiren, sırtına cübbeyi giren geliyor, anlatıyor. O, ve canı nasıl istiyorsa ve o gün sabah karısına kavga ettiyse o ruh haliyle anlatıyor herhalde diye düşünüyorum. Çünkü bu kadar kadını iteleyen, öteleyen, küçümseyen bir anlayış olamaz. Evet. Yani kadınların katılımı 1970'lerde hayata katılımı, bütün meslek dallarına katılımı 1970'lerin sonlarına doğru en yüksek seviyedeydi Avrupa'da. En yüksek seviyede, yani avukatların, doktorların, öğretim üyelerinin sayıları o kadar yüksekti ki Avrupa'da bizim gibi memleket yoktu. Zaten ilk İngiltere'nin dışında siyasi haklarını ilk kullanan millet de bizdik. Bugün o düştü. Evet. Bu güzel bir tablo değil çünkü memleket, dünya, hayat her zaman ileri gider. Evet. Biz hala şey konuşuyoruz, Abdülhamit dönemini falan. Abdülhamit dönemini de konuşalım. Yani tarihini bilmesi gerekir. Bakın size bir şey, yeri gelmişken söyleyeyim. Ben evimde çalışan bir yazlığımız var bizim Urla'da. Orada bir bekçi karı koca. Onların ilk ortaokulu bitiren çocuğu liseye gidecekti. Orada kütüphanede dedi ki bana bir kitap tavsiye eder misin? Sizinkilerden olsun ama. Hiç okumamış kitap. Veda'yı oku. Düşündüm, baktım her kitap da yok. Ne Veda'yı okusun istedim. Dedim ki bak bu benim işgal altındaki İstanbul'u anlatıyor. Fatih dönemi mi dedi. Hayır yavrum dedim. Fatih dönemi olur mu? Cumhuriyet öncesi dönemi. İşgal edilmişti ya İstanbul, yani bütün memleket. Hiç bilmiyor. Aa öyle mi dedi. Evet dedim, sen üstelik bulunduğun dedesinin geldiği köy tam yani Kurtuluş Savaşı'nın verildiği bölge. Bilmiyor musun? Ya nasıl bir okumadın mı dedim, ortaokulu bitirdin. Ben sayısal okudum dedi. Sayısal okuyan 16 yaşında bir çocuk bugün tarihini, çok yakın tarihini bilmiyor. Yani İstanbul'un işgal edildiğini, memleketin işgal edildiğini, Kurtuluş Savaşı ve peki ne zannediyorsun dedim, bir mavi gözlü adam geldi birdenbire. Padişahın karşısına çıktı, in oradan sen, ben cumhuriyeti kuruyorum dedi, öyle mi? Evet dedi. Şimdi ne kadar üzüldüm ben size anlatamam. Şimdi tabii o ortaokulu bitirmiş. Bunları küçücük çocuklara öğretmek kolay iş değil çünkü her bilginin bir yaşı var. Ben de ilkokula başladığımda birinci sınıfta, ikinci sınıfta bunları bilmiyordum. Çünkü ilk gittiğinizde okuma yazma öğrenirsiniz. Aritmetik öğrenirsiniz. İşte el işi, resim yapmak, jimnastik bir şeyler yapılır yani o derslerde. Ama bizim sınıfımızda ben ikinci sınıftaydım. Ya 29 Ekim'di ya yani hangi milli bayramda hatırlamıyorum. Baş öğretmen girdi ve bize nasıl memleketimizin işgal edildiğini, İtalyanların güneyde, Fransızların Gaziantep bölgelerinde, işte İngilizlerin İstanbul'a timsah gibi gemilerini getirip sarayın önüne demir attığını, Rumların bütün Ege'yi
zapt etmek üzere savaş başlattığını ve Atatürk'ün nasıl 19 Mayıs işte gidip oradan kongreleri yapa o dağılan orduyu tekrar toplayarak bir kurtuluş savaşı verdiğini ve bu kurtuluş savaşına çoluk çocuk, kadın, erkek hep birlikte bir milletin katıldığını, çünkü böyle bir fotoğraf vardır. Ona her bakışta şurama gözyaşlarımı zor tutarım. Böyle ayaklarına bezler dolamış insanlar, üstleri başları dahi yok. Yani tava, kepçe neredeyse savaşa katkıda bulunuyorlar. Kadınlar arkada işte cephane şeyleri yıkıyorlar, sargı bezlerini hazırlıyorlar, yemeklerini yapmaya çalışıyorlar filan. El birliğine verilmiş çok onurlu bir savaşı bilmeyebilir mi 16 yaşına gelmiş bir çocuk? Yani bir tek o kızdan bahsetmiyorum. Eğitim sisteminin geldiği hali anlatmıyor. Evet, evet. Ama tarih dizilerini öğreniyoruz. Ama sen milli günlerini kutlarsan, kutlayabilirsen sınıfında, o günün tatil olması da şart değil. Çünkü çok fazla bayramımız var zaten. Evet. Ama hiç olmazsa o konu işlenirse bu heyecanla ben o gün eve başka türlü bir çocuk olarak döndüm. Ben o gün eve iftiharla bir böyle müthiş bir mucizevi bir savaş kazanmış bir milletin kızı olarak döndüm. Gurur içinde babama anlattım. Ondan bana geri dönüşler geldi falan. Bu bilinci de dahi veremiyorsak biz çocuklarımızı 3-4 yaşında bilmedikleri bir dilde anlamadıkları kelimeleri öğretip ezberletip bununla iftihar ediyorsak biz zaten kaybettik kızları. Evet, haklısınız. Ayşe Hanım, siz dedeniz son Maliye Nazırı'ydı bildiğim kadarıyla, yanılmıyorum herhalde. Evet. Önce ben dedenizi hatırlıyor musunuz, onu sormak istiyorum. Tabii dedemi hatırlamaz olur muyum? Ben 14. sınıfı bitirmiştim o vefat ettiğinde. Bayağı yani 10 yaşında falan bir çocuktum. Ve şu bakımdan enteresandı. Dedem padişah taraftarı bir adamdı. Yani bütün ömrü padişah, yüksek bürokrat olarak geçmiş. Yani orada burada defterdarlıkları var. Defterdar şey demek, ne demek? Mali işlerden sorumlu bir numaralı kişi, evet, demek. Ondan sonra yani anneannem Rodos'ta, Şam'da çocukluğunu hatırlıyor. Babasıyla beraber vazife icabı. En son gelişleri Selanik'ten gelirken hatta Rus sefirinin arabasına binmişler. Çünkü Rumlar linç etmek üzere yani arabaları şey yapıyorlarmış. Kavas oturmuş yanlarına. Rus sefaretinin kavası. Bunları binecekleri vapura kadar getirmiş, bindirmiş. Dedem kalmış. Dedem çünkü evrakları falan toplayacak ama anneannem hayal meyal hatırlıyor annesi ve kardeşiyle gelişini. Aynı evin içinde Kuvayi Milliyeci bir de yeğen var. Yani Veda'daki şeyler, karakterler gerçek değil mi? Hepsi gerçek. Kuvayi Milliyeci adam Verem. Daha önce Sarıkamış Savaşı'na falan katılmış genç bir adam ve aile bağları Türklerde o kadar güçlü ki. Onu atamıyor, satamıyor. Evinin üst katında, çatı katında saklıyor. Ve kilitlemiş odasına, çıkma dışarı, zaten yakalanırsa hemen yani sürülecek, sürüldüğü zaman da ölecek çünkü Verem. Ondan sonra buna rağmen iki değişik fikirde insan aynı evin içinde barınabiliyorlar. Ve o hasta çocuk dayısını ikna edebiliyor ki bu böyle gitmez, yardım etmek zorunda ve dedemin çok büyük işte katkıları olmuş bu savaşa, el altından tabii gizlice. Nitekim sözünüzü kestim. Mesela ben o kitabı da okurken araştırmıştım. Biz hani tabii ki Anadolu'da mücadele hep oluyor. Tabii oluyor, o ayrı mesele ama aslında İstanbul'da da bir sürü ya Kuvayi Milli mensup insan silah kaçırıyorlar. Yani silahları bir kere orduyu dağıtıyor işgal kuvvetleri ve silahları alıyorlar Haliç'teki tersanenin deposu, tersaneye kilitliyorlar ve mühürlüyorlar kapıları. Kuvayi Milliyeciler cambazları kullanıyor. Çünkü mühürleri kesemezler, bozamazlar. Cambazları kullanıyor. Gece bir yer taka çalıştırıyorlar. Haliç'te takır tukur takır tukur sesler duyulmasın diye. Cambazlar geliyor.
tuğlaları teker teker açıp damdan içeri giriyorlar ve silahları teker teker kaçırıyorlar, o teknelere konuyor. Anadolu'ya bir fasıl silah böyle geçiyor Anadolu'ya. Evet. Rusların yardımı, silah yardımı var o sırada. Onlardan da Karadeniz yoluyla geliyor, geçiyor filan şeyler. Daha sonra da benim babam çok çok cumhuriyetçi. Çünkü o Boşnak olduğu için o da muhacir, yani o sırada işte Bosna savaştan daha önce ama iki etapta verilmiştir Bosna. Bir sancak olarak kaldı. Fakat büyük babam haç altında yaşayacağıma İstanbul'a giderim, hilal altında yaşarım diye ailesini topluyor. Öyle savaştan kaçarak değil, çünkü Balkan Savaşı başladı ama o kaçış çok korkunçtur. Korkunç işkenceler var. Yani bizde yaşananın on misli. İşkenceler, soygunlar, öldürmeler, kadınlara tecavüzler, ailelerin yarısı gelebildi, yarısı yollarda kaldı. Onları yaşamadan, daha önceden gelen bir aile buraya. Ve büyük babam, babamın çocuklarına, oğullarına bir şeysi vardır. O beni çok yaralamıştı duyduğum zaman. Demiş ki, benim iki vatanım oldu. Birinde doğdum, birinde öleceğim. Sizin tek vatanınız olsun. Bir kurşun atmadan verdik Bosna'yı. Siz vatanınıza sahip çıkın ve doğduğunuz vatanda ölün. Böyle büyümüş bir evde. Dolayısıyla çok cumhuriyetçi. Yani bir vatan kurulduğu zaman, üstelik de o beş parasız cumhuriyetin büyük fedakarlıklarla bilim getirsin diye dışarı yolladığı mühendislerden biri babam. Çok Atatürk taraftarıydı, çok yenilikçiydi, çok hakikaten ömrünün her gününü bu vatan için akıttı. Yani her barajında onun alın teri vardır Anadolu'da yapılan. O da gene dedemle aynı çatı altında, dedem onun büyük kayınpederi oluyor. Anneannemin babası, uzun müddet birlikte yaşadılar ve bugünkü düşmanlık bu kadar değişik uçlarda duran iki adam arasında hiç olmadı. Çünkü birbirlerine saygı çerçevesinde anlattılar. O ona anlattı, o ona anlattı. Neden o işte padişahı tutmak zorundaydı? 600 yıllık bir imparatorluğun öyle şöyle diye. Bir masa başında konuşmalarla anlaşılırdı. Ve herkes birbirine saygı ve sevgi duyardı. Ben o günleri çok arıyorum. Bugün farklı düşüncede iki insanı aynı masa etrafına toplamak çok zor. Evet, çok fena bölünmüş haldeyiz. Halbuki bunlar siyasi fikirlerdir. Evet. Evet. Yani Demokrat Parti, Halk Partisi arasında da böyle büyük çekişmeler olurdu ama bunlar ailelere yansımazdı. Yani siyasi arenada kalırdı. Bugün öyle değil. Evet. Yani maalesef, maalesef çok bölünmüş, çok hırpalanmış bir ülkede yaşıyoruz ve ben umutsuzluğa tabii ki kapılmamak lazım. Son kitabım Hazan'ı öyle bitirmiştim hatta, yani umut bir küçücük tohumdan bir çiçek fışkırabiliyorsa her zaman umut var. Ama çok hırpalandığımızı da kabul ediyorum. Çok hırpalandık. Evet, hayatımızda geçiyor böyle. Yani daha iyilerini bekleyerek umut da, yani biraz ben mesela 37 yaşındayım. Ömrümün yarısı şu anki iktidarla geçti ve iyi bir şeyler olmasını bekliyorum hala. Bakalım, bekliyoruz. Umudunu kesme. Ben 80 yaşındayım, artık başka bir şey beklemiyorum. Yani ben görür müyüm görmez miyim onu da bilmiyorum. Ama sabırla beklemek lazım, çünkü iç savaşın ne korkunç olduğunu biliyorum. Evet. Ben onu Bosna'da gördüm. Allah'a şükür memleketimde yaşamadım. Ve bir şey söyleyeyim mi size? Ben Sevdalinka'yı yazmak için Bosna'ya gittiğim zaman, ki üstünden 2 sene geçmişti savaşın. O savaşı yani bütün acılarıyla görebilmek hala mümkündü. Hala mümkündü. Allah'ım dedim, tek bir şey istiyorum. Benim ülkemde bir iç savaş olmasın. Evet. O komşunun komşuya düşman olması kadar korkunç bir şey yok. Başka bir milletle savaşır gibi bir savaş değil o. İç savaş çok korkunç. Biraz da edebiyat konuşalım istiyorum sizi bulmuşken. Çocuk ailenizden bahsettik. Çocuk edebiyat sevginiz ne zamana dayanıyor çocukken edebiyatla ilgileniyor edebiyatla muydunuz? Benim ilişkim çok küçük yaşta başladı. Çünkü işte
edebiyatla iç içe okuyan bir ailenin içine doğdum. Kitaplar vardı evde. Şimdi eskiden böyle Osmanlı ailelerinde müzik yapardı hanımlar. Tanzimat döneminde herhalde şey, ut çalarlar, piyano çalarlar filan. Bizimkilerin sesleri güzel olmadığı için şiir söylerlerdi zamanlar. Benim de sesim onlara çekmiş. Ondan sonra hep şiir okunurdu. Benim de dedem, onun çok yakın arkadaşı, kader arkadaşı Ahmet Reşit Rey vardı, İçişleri Bakanı. Onun da, biz Narmanlı apartmanında oturduk, ben orada doğdum zaten. Onun da evi Nişantaşı'ndaydı. Kulağı da az duyardı, 80 küsur yaşında bir dede, yani anneannemin babası. Beni onun eline katarlardı, ben böyle 5-6 yaşında filanım. Sen dedenin kulağı ol, dikkat et, tık 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 tık, biz yürüyerek elinde bastonu giderdik ve hiç unutmuyorum. Teşvikiye Camii'nin önden geçerdik, oradan genellikle bir cenaze olurdu. O cenazeyle beraber geri dönerdik. Dedem mırıl 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 duasını okuyarak 7 adım bu tarafa yürürdük, sonra tekrar giderdik. Sorardım, nedir bu? İşte vefat eden insanı teşhir ediyoruz gideceği tarafa. Nihayet varırdık oraya. Kocaman bir Cemal Reşit Rey ile Ekrem Reşit Rey'in babasıydı Ahmet Bey. Ve şairdi. Dedemle otururlar. Ben tangır tungur piyanoda gürültüler yaparken onlar aralarında şiir okurlardı. Yani yeni şiirlerini arkadaşına okurdu. Şey, Ahmet Reşit Rey'in lafınıza kestim. İş Bankası'ndan çıkan anıları var. Orada dedenizden de bahsediyor. Ediyordur evet, mutlaka. Tamam. Hemen gideyim alayım. Hemen gideyim alayım. Bana el yazısında eski Türkçe yazılmış çok dokunaklı notları vardır. Çok severdi beni. Herhalde kendi oğullarının pek çocukları olmadı. Ben de dedemin torun çocuğuydum. Onun için çok kıymetliydim onun nezdinde de. Ben okula başladığım zaman, edebiyat okumaya başladığımız zaman kalıplarla, mefaülün, faülün filandaki kalıplarla da okurduk edebiyatı. Benim kulağım o kadar yatkındı ki ben tabii kendi sınıfımda parladım. Halis Ergeneli adında Hasan, rahmetli Hasan Pulur'un da hocası olmuş bir hoca gelirdi bize. Bana bayılırdı çünkü ben o kulak alışkanlığıyla hemen anlıyorum hangi kalıba gireceklerini ve çabuk ezberliyorum. Şimdi bir yerde başarılı olduğunuz zaman o işi seviyorsunuz. Dolayısıyla ben mesela matematiğim maalesef hakikaten çok kötüdür. Ama edebiyatı çok sevdim küçük yaşımdan beri. O şeyden, bilinçlen işte çok okudum. Evde kitaplar vardı, onları okudum. Kendi bana resmim bile var, küçük bir çocuk ya, ansiklopediler hediye etmişlerdi. Nebioğlu Çocuk Ansiklopedisi diye. Oradan her şeyi okurdum, meraklı bir çocuktum. Bu benim bütün hayatıma demek ki iz bırakacakmış. Çok memnunum yazar olduğuma, çok keyifle yaptığım bir iş. Bu zaten herkese nasip olan bir şey değil. Yani hem keyifle yapıyorsunuz hem de çok sayıda okurunuz var. Yani başarılı bir iş yapıyorsunuz. Bilemiyorum yani başarılı. Evet, hayatımı sadece kitabımla kazandığıma göre başarılı bir iş yapıyorum. Evet. Ne kadar devam eder bilmiyorum. Çünkü şu iki kitap, son iki kitap, bunlar birer kitap değil. Yani bu bir tanesi taksi maceralarım, bu bir tepki olarak, bu da dediğim gibi şeyini bağışlamak için telifini seçtiğim ve kurguladığım bir kitap. Ama epeydir bir roman yazmadım. Her sene yazıyordum bir tane. Geliyordu yani, çabuk da yazıyorum. Çabuk fikir de geliyor, çabuk evet, da yazıyorum. Belki bu tepki almama da neden oldu ama ben her işimi zaten çok çabuk yaparım. Ben yani sabah erken uyanırım. Neden? Çünkü işte yatılı okulda okudum. Sabah 7'de kalkardık. Bitirir bitirmez evlendim. Hemen iki çocuğum oldu. O zaman doğum kontrolü falan bilmezdik. O çocuklar küçükken erken kalkıyorsun. Derken okula başlıyorlar, erken kalkıyorsun. Sonra boşandım, çalışma hayatım başladı erken. Yani ömrüm boyunca erken kalkmışım. İstesem de uyuyamıyorum. Onun için 7'de kalkarım. Saat 10-10.30 olduğunda yemek, paslı, her şey tamamdır, bitmiştir yani. Zaman kalıyor. Oturup yazıyorum.
keyifle yazıyorum. Bu Allah'ın verdiği bir şey herhalde. İlk kitabınız ne zaman yayınlandı? İlk kitabım 80'li yıllarda yayınlandı. Adı Güneşe Dön Yüzünü'ydü. Bu tuhaf aile şeyimi anlattım ya size biraz önce, yapımı. Yani cumhuriyetçi ve işte Osmanlı, bir iki insanın aynı çatı altında barındığı bir ev. Şimdi her yazan önce eteğindeki taşları döker. Mutlaka. Öyle biliyorum ben yani. Evini, yakın çevresini, sokağını, mahallesini falan anlatır. Ben de işte oradan yola çıkarak o Güneşe Dön Yüzünde o evde bir hikayeyle başlar. Ondan sonra oydu. Fakat Yaşar Kemal'e sormuşlar ya, niye Çukurova'yı, oraları yazıyorsun? Çünkü orasını biliyorum yani, başka yer bilmiyorum. Herkes önce öyle başlıyor. Yani ilk bildiğinden yola çıkarak başlıyor. Evet. Yazacaksa eğer. Orada yazar olmak isteyenlere de küçük küçük tüyolar veriyor Ayşe Kule. öyle yapsınlar zaten. Çünkü en iyi bildiği odur, evet. Hakikaten. İçi onunla doludur. Onu anlatmak ister. Fakat yayıncı yaz koydu. Yazarlar Birliği Kooperatifi mi bir şey, hı hı. Batmak üzereydi. Tam o zamana denk geldi. Bu kitabı bastılar, belki yeni bir nefes olur diye herhalde. Kitabı elime aldığım zaman aman Allah'ım, daha yani şu iç kapakta bile yanlış vardı. Her şey yanlış ve o zaman böyle basılmıyordu kitaplar. Buradaki şimdiki gençler katiyen anlayamaz. Şimdi ne yapılıyordu? Harfler, demir küçük harfler yan yana diziliyordu. Onlar basılıyordu önce, baskıya giriyordu. Taşırken çocuk matbaaya bu dizileri ayağa takılmış, düşürmüş. Sonra onları böyle koymuş, götürmüş, basılmış kitap. Hikayenin bir yarısı, o hikaye yarısı, bu hikaye içinden çıkılır bir şey değil. O kadar çok üzüldüm ki. Bir 10 sene hiçbir yayıncı yanına yanaşmadım. Zaten yayıncılar da meraklı değildi yani bana. Ondan sonra derken tekrar yayıncı aramaya başladım. Ömrüm yayıncı beklemekle geçti. Bir türlü kendimi bir yazar olarak, yani görünüşümde bir yazar havası yok herhalde. Kabul edemediler. Yani öykülerimi götürdüm, roman denemelerimi götürdüm. Zor. İşte ben onu hayalde anlatırım, o macerayı. Ama sonradan kitap haline getirilmemiş dosya halinde iki hikayem Haldun Taner'i kazandı. Ertesi senede bir yayıncı, Sel Yayınları, bana dedi ki, şeyi yazdırmıştı bana, Münir Nurettin Hayatını. Ama o telifini aldığım bir kitap değil. Yani bir anlaşma, iki ay içinde bana bunu teslim et, şu kadar para al. Tamam, peki, ben zaten yazarak kazanıyordum hayatımı, dergilere falan da yazıyordum. O basmak istedi bunu. İki tane öyküyle kitap mı basılır? Yazar değil misiniz? Oturun yazın dedi. 10 kitap, 10 hikaye yazın, basalım. Ben can havlinle 15 günde 8 tane daha öykü yazdım. Can havli. İnanın hiç kalkmadım o makinenin başından. Bir uyumak için kalktım, bir oturdum yazdım. O da Güneşe Dön Yüzünü'den sonraki ilk kitabım. Neydi adı? Foto Sabah Resimleri. O da Sait Faik ödülünü aldı ertesi sene. Şimdi iki ödülle Remzi Kitabevi gibi evet, çok prestijli bir yayın evi bana kapılarını açtı. Aylin orada bastı kitap. Çoğu kişi sizi onunla tanıdı. Adı Aylin. Aylin gerçek kişi. Onunla temasınız oldu mu? Hikayesini yazmaya nasıl karar verdiniz? Aylin temasım oldu mu değil, bütün hayatımız beraber geçti. Aynı apartmanda komşuyduk bir kere Ankara'da. Beraber büyüdük, aynı okula gittik. Ayrıca benim amcamın karısı yengem, onun teyzesiydi. Hı hı. Dolayısıyla benim amcamın çocukları, benim kuzinlerim, onun da kuzinleriydi anne tarafından, benim de baba tarafından. Dolayısıyla kısımlık da vardı. Yani bütün bir ömür, ama en çok aynı apartmanda yaşadığımız için. Çünkü akraba da olursunuz da biriniz Bağdat'ta, biriniz Basra'dadır. Yani halbuki aynı apartmanın içinde olunca, orada büyüyorsunuz, Paz Sokağı'nın çocukları gibi yani. Evet. Onun peki hikayesini yazmaya nasıl karar verdiniz?
yaşıyordu o karar verdiğim zaman. Basın prensimiz vardı bizim. Belki adını duymuşsundur. Arıklı. Ercan Arıklı. Benim okul arkadaşımdı. Çok sevdiğim bir arkadaşımdı. Bir sürü dergisi vardı. Kendi yani şeyinin altında, şemsiyesinin noktalar altında. Noktalar falan. İşte bir dergiler, Kapris vardı bir tane. Nokta bir tane vardı. Kadınca vardı. Bir sürü dergi. Ben onlara değişik isimlerle yazılar yazıyordum. Yani hayatımı kazanmak için. Ve dedi ki bana bir gün ilginç insanlar serisi yazalım. Her ay çıkan bir dergiye ilginç insanlar, ilginç insanların listesini yaptık. Aylin de onlardan biriydi. Çünkü Amerika'da yaşayan orduya girmiş bir Türk kadını. Yani hakikaten ilginç. O şekilde oldu onun hayatı. Ben Aylin'e mektup yazdım. O zaman telefon bağlamak mümkün değil. Amerika'ya saatler uymuyor zaten. Faks var. Faksını bilmiyorum. Mektup yazdım. Böyle bir şey yazacağım. Kabul eder misin diye. Bayıldı. Hemen bana resimlerini falan yolladı. Bush'la çekilmiş. Ve şeylerini işte o Aylin'in içine koyduğum diplomasını, madalyasını, şusunu, busunu, fotoğraflarını. Yazayım. Yalnız böyle ben ona yollayacağım, o bana yollayacak, çok zor olacak. Mart ayında gel dedi. Ay ben de kal. Şubat ayında. Hem ben de kal hem de yani şey alırsın. Ben konuşurum, kaydedersin, kaydı alırsın. Ben de gitmek üzere hazırlandım. Öldü. Yani ben gidemeden vefat etti. Onun üzerine arkadan yani maalesef çok üzüldüm. Mart ayında gittim, kocalarıyla konuştum. Birkaç kere evlendi biliyorsunuz. Ya bulabildiklerimle, hastalarıyla konuştum, evindekilerle, arkadaşlarıyla konuştum. Ya hayatına giren çıkan herkesle konuştum. Geri geldim. İşte o da bir maceradır yani bir yayıncı bulmak o malzemeyle elimde. Ama dediğim gibi iki tane ödül kazanınca ben Rebs Kitabevi basmayı kabul etti. Uzun müddet onunla çalıştık 10 sene kadar. Sonradan da Everest'e geçtim. Ve sonra zaten diğer kitaplar geldi sırasıyla. Evet. Her sene bir kitap hemen hemen çıkarttım ve tepki neden tepki gösteren insanlar her sene bir yazarın kitap çıkarmasına? Bilmiyorum. Onları lütfen onlara sorun ve bana da anlatın. Mahsur ne güzel ya, ben senin bir yazarın. Hayır yani birinin konusunu şey çalsam geldi. Bunu yapanlar var biliyorsunuz. Birinin konusunu çalıp yazsam. Hakları var yani ne niçin yapıyorsun böyle bir şey diye sorsunlar. Yahut yani saçma sapan şeyler yazsam, aynı şeyi tekrar etsem değil ki. Her kitabım benim bambaşka bir köprü. Mesela köprüyü yazdım. Şeyin üstünde efendim ticari birisi başka bir meslektaşım benim için ticari yazar demiş. Ticari yazar oturup da Fırat'ın üstünde inşa edilen bir köprünün hikayesini yazar mı? Evet. Gidip Boşnak Savaşı'nı yazar mı? Yani ben araştırma yaptığım zaman... Köşk yazar yani. Aynen. Bir de böyle bir tarihi konuyu ele aldığım zaman gerçekten çok büyük bir araştırma yapıyorum. Evet, yani ya, günlerce sadece kitapları yığıyorum, okuyorum. Belgesel roman yazmak çok da zordur. Çünkü hem bilgiyi toplayacaksınız. En son şeydi belgesel yazdığım, Her Yerde Kan Var. Kendim de çok öğreniyorum, yani istifade ediyorum okuduklarımdan. Ha şunu da söyleyeyim, bir yazar kitaplarınla birilerine dokunabiliyor ama kitaplar da ona dokunabiliyor. Mesela Sevdalinka bitiyor galiba zamanımız, öyle mi? Az kaldı, 5 dakika. Tamam, 5 dakikaya hemen sığdırayım. 3 tane kitap var ki benim hayatımı çok değiştirmiştir. İlki başka bir kadının yazdığı incecik bir kitaptır. Orada bu çöp toplayanların hayatlarını ki ben onlara çok kızar bağırır çağırırdım. Okudum ve hakikaten utandım kendimden. Yani nasıl bu kadar duyarsız kalabildin başka insanların hayatlarına diye. O bir adımdı benim için. Ondan sonra Sevdalinka'yı yazdım. Avrupa'dan soğudum. Hakikaten soğudum. Yani şu anda da gözümü doğuya falan dikemiyorum. Çünkü çok takdirle şiirini, edebiyatını, yemeğini, hayat tarzını, kurumlarını. Çünkü kurumları çok sağlam.
sevdiğim bir yerdi orası benim. Gözlerimizi hep o tarafa diktik, onlar gibi olmak istedik. Ama fevkalade kendilerine, Müslüman kendilerine dönük başkalarının her türlü acısına fevkalade duyarsız bir toplum. Yani sıtkım sıyrıldı, sıtkım sıyrıldı. Anlatabiliyor muyum? Bende büyük bir değişim yarattı o kitabı yazmam. Çünkü gene araştırma yapıyordum ve görüyordum. Yani nasıl haksız davranır. Ya 4 yıl boyunca hiçbir günahı olmayan boşnakları katlettiler. Soykırımı odur. Soykırımı çünkü kimse ses çıkarmadı. Hiç kimse kılını kıpırdatmadı. Ne Amerikalısı, yani Hristiyan dünyadan soğudum. İleri, merhametli bir din olması gereken, yani hakikaten sıtkım sıyrıldı. Bir üçüncü kitapta hayatımı değiştiren Kardelenleri yazarken ben ve Türkan Saylan'ı tanımam oldu. O da beni bambaşka bir şeye yönlendirdi. Yani şimdi gerçekten hayatımın bir misyonu oldu. Yani Türkiye'de yaşayan kız çocuklarına çağdaş eğitimi, doğru eğitimi verebilmek için elimden her geleni yapıyorum. Yani benim hayatıma dokunan benim kitaplarımdır bunlar. Birisi başka bir yazarın ama ikisi benim. Benim bir misyon verdiler adeta, yolumu değiştirdiler. Türkan Saylan'la çok daha önce tanışmamanızın bir pişmanlık olduğunu söylemiştiniz. Çok, çok. İkimiz de üzüldük çünkü çok kafadardık. Yani çok eğlenip hoşça vakit geçirebilirmişiz birlikte. Aşağı yukarı aynı aile yapılarından geliyoruz. Böyle muhafazakar aileler ama kızlarını iyi yetiştirmek. Bugün gerçi muhafazakar derken hani dikkatli olmak gerekiyor. Bugün muhafazakar kavramı evet, tamamen kelimelerin içleri boşaldı. Ama yani şöyle, onun da zaten çok büyük bir yaş farkımız yok. O benden bir 5 yaş büyük alt tarafı. Yani aynı kuşağın çocuklarıyız. İşte onun da böyle akşam gezmelerine izni yok, benim de yoktu. Onun için erken evlendim zaten. Çünkü o yaşlar insanların çok gezmek, tozmak, eğlenmek istediği yaşlardır gençlik. Öyle bir şey, coşku fışkırıyor içinizden. Eve hapsedilince canınız sıkılıyor yani. Yanlış evlilikler o yüzden yapılıyor. Onunki de benimki de öyle. Ondan sonra yani çok müşterek bulduk. Erkek çocuklar... İşte hayatı tek başına, tek anne olarak sırtlamak falan böyle, tabii onun tırnağı olamam. Onun yaptığı işler muhteşem. Bir kere o bir hekim. Evet. Hekim yani. Can kurtarıyor. Hakikaten de çok can kurtardı. Ama bu şekilde ruh kurtarmak hiç olmazsa... Yazarlar da ruh kurtarıyor. Ruh inşallah yazarlar dokunabiliyorlardır. Önemli. Yani 100 kişi içinde 5 kişiye dokunabildikse o bile kar. Evet. Peki çok teşekkür ederim yayınımıza katıldığınız için. Teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler. Evet, bugün konuğumuz kıymetli yazar Ayşe Kulin'di. Kendisiyle Türkiye'deki kadınların ahvalini, kendi yazarlık serüvenini konuştuk ve bir programın daha sonuna geldik. Haftaya yeni bir konukla karşınızda olacağız. Mutlu günler diliyorum.